Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. İlk dersimiz, Allah mübarek etsin. Hep ben yapmayacağım. Bu bir imtiyazdır. 30 küsur senelik masulun önünüzde duruyor. İsterse 60 sene olsam bile Allah herkese vermiyor. Ben enfusten, sistemden bahsedeceğim. Her hafta biriniz takdim edecek. Oraya geleceğiz. En fazla ben 1-2 hafta size yapacağım. Sonra size tek tek vazife vereceğim. Siz takdim edeceksiniz. Beraber işleyeceğiz. Ben ilk önce insan nedir? Bir kargaz. Kargas bir vaziyette insanın sistemini neler takılmış, nasıl bir şeydir? Ondan bahsedeceğim kargas bugün. Sonra bu sistemin içinde dimağa geçeceğiz. Dimağın içerisinde 7 tane mertebe var. Onlardan 7 kişiye birer tane vazife vereceğiz. Hepsi bir tanesini çalışacak. Yani Bu şey temel yer. Kader dinleyebilirsiniz bir yerde, her yerde. Miraç da dinleyebilirsiniz. Burada ne yaş önemli, ne geçmiş bilgi önemli, ne çok ihata önemli. Bu bir ikram ilahidir. Yani bunu anlamak ikram ilahi. Sizin için söylüyorum. Yani yaşa başa bakmıyor, meraka bakıyor, alakaya bakıyor. Öyle insanlar var ki öyle. Belki de 30-40 seneliktir Nur Tanrısı ama merak etmemiş. Zahir şeydir. Yani bir mukaddeme yapıyorum. Yani o kadımım ki sensin bu. Bu dersi dinlerken bilgi olarak değil, doktora gittin, röntgenini çekiyor. Ne var sende? Ahiretin de üstünü açıyor, kaldırıyor. Allah'ın rububiyeti ve ahiretin üzerindeki perde, şu perde nedir şöyle anlatayım. Kelamın içinde duygu ve his neyse, kelamın, odunda duman, nur, nar neyse, buzda su neyse, cesette de ruh öyledir, ahirette dünyaya öyledir. Bu zanlarımızı ortadan kaldıran şeydir. Ahiretin üzerine tenteneli perde zanlarımızdır. Enayine zenni abdibi. Ben kulumun, Rabbimiz öyle diyor, ben kulumun zannına göreyim, zannı üzereyim, zannı gibiyim, zannı gibi tecelli ediyorum diyor, tamam mı? Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti senin zannına göredir. Kaderi de sen oluşturuyorsun, kader burada. Ne kadar kader uğraşırsan uğraş, mutlaka bir yerden sana bir soru gelecek, bir yerden bunun dibi yok. Ama bunun sebebi temelinde Allah'ın rububiyeti, Allah'ın muamelesi senin zanlarına göredir. Zan nedir? Ona çalıştık. Onlar 11 tane şu anda biraz şey, haritalı yani çok şey. Bu haritaya yerine belki de 100 ders yapsak bu şekilde ihatalı olamaz, kavrayamaz insan. Büyük Allah'ın nimetidir bu, kavramak adına. Ülfetimiz kırılacak Risale-i Nur'a. Şimdi insan şudur. Ben ilk önce kendimden gidiyorum. Sıfırdan başlıyorum bu meseleyi size. Bir gömlek var. İçimde atlet var, ceset var. Gidiyorum. Benim derken sahip çıkandır. Tuttuğum şey de sahip çıkılan. Benim gömleğim derken ben arkadayım. Yani bu kargası mantığı zemini öğrendik mi cevap veremeyeceğim bir soru yoktur. Çünkü sistemi görüyorsun. Mesela nefis mi soracaklar, lümen şeytane nerededir, nasıl yapıyor, dimağı nasıl etkiliyor, kalbi nasıl etkiliyor, vicdan nasıl etkiliyor. Sen gözünle göreceksin. Nereden nasıl etkilediğini. Hiç ezber yok yani. Mantığı bu yani. Benim gömleğim, ben diyen arkada, benim atletim diyen atlet değil. Arkada benim vücudum, benim hayatım, benim aklım,
Benim ruhum diğer ruh değil. Benim ruhum diğer ruh değil. Ruh mahluktur. İnsan ise mahluk değildir. Yani o ben diyen mahluk değildir. Nedir o? Vücut rengini ver mademe düşersin diyor. Vücudu yok. Adem de değil. Yani berzahtır. Kabir gibi. Kabir ne dünyadır ne ahirettir. Alemi berzah diyor. Çekirdekteki program gibi. Tamam. Şimdi enedir bu. Ene Risale-i Nur'da üç şekilde karşınıza çıkacaktır. Ene bu ben olan bendir. Vacip değildir. Mahluk da değildir. Berzahtır. Allah ile şeceri hilkat arasında bir berzahtır. Bunu göstermeden önce istersen şöyle o berzahtır. Şöyle bir yapsam iyi olur, daha iyi olur zannediyorum. Şöyle şeceri hilkatı bir geçeyim. Onu berzahtır şu. Hani derler ki sana ya nasıl olur ya mahluk değilse vaciptir, vacip değilse mahluktur. Hayır. Berzah da var. Allah yaratmış, tamam mı? Allah yaratmış, ha bu İngilizce, Türkçesini yapalım. Allah yaratmış, fakat mahluk değil, vücut haricisi yok, vücut ilmisi var. Şunu büyütüyoruz değil mi? Niye bulanık abim? Heh, anlat, tamam anladım. Şimdi bak, şurası, şöyle yapayım ki daha kavram şey olsun, kavramı. Şurası, şunun hakkında, mahiyet-i zatı hakkında hiçbir bilgi yoktur, olmayacaktır. Peygamber de dahil. Yok ya. Yani. Niçin yok arkadaşlar? Bak sebebi şu. Kur'an nereden geldi? Şu mouse'u görüyor musunuz? Şuradan geldi. Subut-i sıfatın, kelam sıfatından gelmiş. Subut-i sıfattan. Peki, ben şimdi geri gidiyorum. Elma, tomurcuk, dal, gövde, kök, çekirdek. Daha geri gidebilir misin? Yok. Kur'an'dan daha geri gidemezsin Kur'an ile. Kur'an'dan başka yöntemimiz yok. Kur'an'la geri gidecektik. Kur'an'dan başlandığı yerde kadar gidersin Kur'an'la. Ha Kur'an da subuti sıfattan geldi. Buradan haber veriyor şu unat-ı zatiyeden. Şuradan haber veriyor, insanda boçuyor. Ama bunun hakkında hiçbir bilgi yoktur. Hiçbir bilgi yoktur. Şu mahiyet-i zatı hakkında. Şu. Bunu koyacak bir şey yok değil mi böyle? Böyle mi? Şöyle. Şimdi burayı tamam. Bu bizim bahsettiğimiz Allah var ya, bahsediyoruz. Allah şöyledir, Allah böyledir. Esma-i Hüsna'daki Allah'tır şurada. O bahsettiğimiz Allah bu değil. Bu bilinmiyor. Meçhul-u mutlak. Hiç bilinmiyor, belli değil. O ne konuşuyoruz var ya Allah hakkında. Lehül esma-ül husna. Bütün güzel isimler O'nundur. Masadakiler Hasan'ındır. Masadakiler Hasan değildir. Bütün isimler Allah'ındır. Allah değildir. Ha? Orada ne var? Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim. Neyse Allah da odur. Ama zat-ı isimdir. Neredeki Allah? Bak şurada. Unutmayın bak şurada. Şuradaki Allah bilinmeyecek. Ezeli ve ebedi. Onu bilen, yani Peygamberimiz demiş ya Miraç'ta. Senin kendini en iyi bilen sensin. Sonra o mahiyet-i zatiye meçhul-i mutlak. Oradan şunat-ı zatiye çıkartmış Allah. Şunat-ı zatiye aralamış. Biz de şunları koymuş. İşte şefkat, muhabbet vesaire. Şimdi ona işaret etmiş. Buradan gelmiş şey Kur'an. Şurada vacibül vücut bitiyor. Şu mausun olduğu yer. Esma bitiyor. Tamam mı? Bu sefer şurası da mahluk. Bak. Şurada. Kab-ı Kavse. Burası berzahtır. Ne vaciptir? Şunu kastettim size. Şurasıdır. Şöyle yapayım. Ne mahluktur şurası. Buradan aşağı mahluktur. Şu mausun olduğu yere. Şuna da vacip. Peki berzah ne demek bir daha? Kabire berzah denilir. Kabir ahiret değildir. Kabir, ahiret, kıyamet koptuktan sonra haşir meydanı kurulmasıyla ahiret başlıyor. Şu anda ona alemi berzah, orta, alem,
İki alem arasında alem demek. Alemi berza, kabir. Haşir, kıyamet koptuktan sonra kurulacak ve ondan sonra ahiret olacak. Şu anda ahiret değil. Yani şimdi burası mecul der Barla'da. Bunların içerisi var. Detay fazla. Şimdi ben buradan aşağıya Cenab-ı Hak ne yapmış? Bu Nur Muhammed'i budur. Tamam. Bizim buradaki bu Nur Muhammed'i enelerin cemidir. Külliyatta üç çeşit Hanefi. Üç tane ene rastlayacaksın külliyatta. Bir, bu ene. Yani Nur Muhammed'i denilir şuna. Tamam. İstilahta mecul denilir. Mahlukatın enesi mi? Yani her şeyin, şeceri hilkatın hepimizin her şeyin enesi. Enelerin toplamı olunca Nur Muhammed'i olmuş. Bunun adı Nur Muhammed'idir. İnsan ismi değildir Muhammed. Bu nurun adı olduğu için camide Allah ve Muhammed ismi onun için konmuş. Yoksa Vehhabilerin anladığı gibi burayı anlamadıkları için şirktir diyor. Allah'ın karşısına mahluk koydunuz diyor. Cami Allah Muhammed şirktir diyor. Oysa bu Nur-u Muhammed'i bu nurun adıdır. Yani şeceri hilkatın çekirdeğin adıdır. İnsan ismi değildir. Şeceri hilkatın çekirdeğin adıdır. O beşeriyetin adı Ahmet'tir ki 19. mektuba Mucizat-ı Ahmediye 19. söze Risalet-i Ahmediye denmiş. Muhammed'in olmaz mucizesi. Çünkü Muhammed insan değil. Ama Muhammed deniliyor ona. O nuru taşıdığı için onu kastedilirse orası mesela Hasan. Bizim köyler Hasan. Amcam yeğenim der. Başkası bana dayı der. Başkası bilmem ne der. Ama başkası bir abi der. Başkası hoca der. Başkası nurcu der. Başkası der ki enfırçı. Hepsi de benim. Ha neyi kastediyorsun? Yani Nur Muhammed denilince peygamberimizin beşeriyeti değil, ubudiyeti değil, şeceri hilkattaki çekirdek oluşun kastediliyor. Çünkü 55 tane ismi vardır. Beşir'dir, Mustafa'dır, Ahmet'tir, tamam mı? Tayyip'tir. Peygamberimizin ismi de Tayyip'tir yani. Bunu Kemal Efendi deyince şaşırdı yani, tamam mı? Öyle çok şaşırdı ve heyecanlandı yani, sarıldı bana. Yani hep ondan zorlanıyormuş. Şimdi bu çekirdeğin, çekirdeğin adı buradan Kab-ı Kavseni yarattı. Peygamberimiz buraya kadar geldi. Sonra neye gireceğim? Bu Nur-u Muhammed'i de ne var? Bütün mahlukatın projesi, eneleri burada. Biz de buradaydık. Biz buradaydık. Burada. Dolayısıyla bunun adı ene, bizdeki karşılığı ene. Bizdeki karşılığı. Nur-u Muhammed'in bizdeki karşılığı ene. Şimdi bu ene bir külliyata rastlarsanız bir bu enedir. Bir de enaniyet göreceksiniz 147-146 Emirdağ'da ruzdam oluşu, takvim oluşu, kainata çekirdek oluşu, efendim kainatın haritası oluşu 7 tane anlatır. Bir de enaniyet gurur kibir manasına kullanılır. Nasıl ki bir alaka mandala ipin takılması manasında, alaka kapelti manasında, tamam, alaka ilişki manasında 7 tane manası var. Onun için bazıları onu kullanır. Bazıları yukarıdan aşağı, anne rahminde yukarıda takılıp asılı duran demektir. Alaka. Yoksa kan peltisi değil yani. Tavana asılan demek yani. Ne alaka diyoruz. Alakalandırsana diyoruz sana. Dolayısıyla bir kelime çok manası var. Bir, ene bu benlik manasında. İki, kainata ruzname takvim harita olma manasında. Bir tane de gurur manasında kullanılıyor. Karıştırılıyor. Tamam. Peki bu ene bizde cevherdir. Enaniyet ise vücud haricisidir, ceset gibidir. Şimdi bak ben size kargas ondan sonra bu eneden açılımını oraya geçeceğim. Burayı göstermek için ben buraya geldim. Bu Nur Muhammed'den ilk Kab-ı Kavsen oldu, yarattı. Sonra Arş-ı Azam'ı yarattı. Cevher ruh. Ruhların cevheri. Sonra Lef-i Mahfuz yaratıldı sırayla. Sonra Arş yaratıldı. Bak Arş-ı Azam'la Arş farklıdır. Sonra Sidret-i Muntaha yaratıldı. Tamam. Sidret-i Muntaha'dan sonra Cennet, Cehennem yaratıldı. Oradan Daire-i İlim yaratıldı. Yani bunları tek tek şey yapacağız. İçin kuruşu yapmayın. Çok da basittir ve Kur'an'ı öğreneceksin. O kadar. Daire-i İlim yaratıldı. Daire-i Hayat yaratıldı. Burası kürs. Nefis buradan takıldı. Nefse emare, nefsi mülhüme, mutmayne, razı, safiye, natika. Ve şeytan buradan takıldı. Vesvese buraya kadardır.
İmanın yeri ta şuradadır. Şuradadır imanın yeri. Ha şurada. Şu. Adam diyor ki, onun için ben imanın gitti desinler, iman o zaman diyor ki imanını yersinler şeytana. Olayı bildiğim için çok rahat. Ya nasıl böyle konuşuyor diyorlar. E şeytan imanın gitti buradan diyor. Buradan yukarı çıkamıyor ki benim imanımın ne olduğunu bilsin yukarıyı. Şeytan buradan takıldı. Buradan takıldığı için yukarıyı bilmiyor. İmanın gitti. Çok vesveseleri diyorum ki ya Rabbi emanetçilerin en hayırlısı sensin. Ben emanete pek mukayyet değilim. Allah'ım benden sana bir emanet yapıyorum. İmanımı koruyamıyorum. Sana emanet ediyorum. Tak gitti Allah'ım. Hikaye değil bu. Şimdi şeytan sana dediği zaman imanın gitti. Ben de değildi ki gitsin. Çünkü iman orada. Sureti burada, hakikati orada. Böyle daha ne diyecek? Ben yapıyorum bunun için. Şimdi makalesini söylüyorum. Ya Rabbi emanetçilerin en halisi sensin. Emaneti ihanet etmek münafıklık alametidir. Ha? Diyorsun. Allah'ım emanetçileri sadık olun. Boşlu gibisin. Ha, benden sana bir emanet yapıyorum. Tamam. Şeriatül cezâ Allah'ın kulun kalbine verdiği bir nurdur. Yani Allah'ın verdiği bir nurdur. Allah'ın verdiği bir şeydir. Bizim değil ki. Değil. O zaman diyorum ki ya Rabbi bundaki hakikat ben mukayyet değilim. İmanımı sana emanet ediyorum. Gitti. Hakikati Allah'ta zaten. Bendeki sureti. Şeytan dediği zaman imanın gitti. Ben de değil ki gitsin. Sureti gider mi? Aslı duruyor. Fotokopi çekerim gene. Kütüp duruyor. Şimdi ne diyecek şimdi adam? Yani o nasıl oluyor? Tabii ki uyanacak. Şeytana çanım atacaksın, gol atacaksın adam. Adam buradan takılmış. Nefis buradan takıldı. Şeytan buradan takıldı. Tamam mı? Nevi mahve ispatı kader defterinin yazar bozat tahtası bu. Allah emri künfe işte bu, ol dedi. Bundan sonra esir şeyine dönüştü. Berzah bak buradadır. Yedi kat sema buradadır. Alem-i şehadet buradadır. Şimdi tersten gideceğiz. Şu masum insan. Şimdi senden buraya gideceğiz. Ama içini açacağız şimdi röntgen. Sen kimsin? Anaka bu saydığımız adı neydi? Şeceri hilkat. Kainat nereye kadar bak. Bir de göstereyim üşenmeden. Bunun adı şeceri hilkat. Şuraya kadar olana kainat denilir. Kainat komple değildir. Terzi. Bak kardeş. Şu arş var ya. Şu arşa kadar olan cennet, cennet de dahil külliyata kainat denilir. Bak mouse'a bakın. Şu bölümden aşağı olana kainat. Komplesine ne deniliyor? Şeceri-i hilkat. Ondan sonra onun çekirdeğine ne deniliyor? Nur-u Muhammedi. Onun bizdeki Nur-u Muhammed'in karşılığına ne deniliyor bizde? Ene. Tamam. Bu kadar basit. Şimdi geçiyoruz sevgili arkadaşlar. Bu enenin tersten aşağıdan yukarıya şey yapacağız. Çıkacağız. Nerede bakayım? Şurada. Ne dedik? Enenin açılımı. Ene nerededir? Ene ne şurada. Tamam. Şurası. Şimdi çok zevk alacaksınız bundan bak. Allah'ın izniyle zevk alacaksınız bu dersten. Çünkü niye? Bir malumat başkasına aktarmak için hocalık, çünkü siz hocasınız. Nesil yetiştiriyorsun. Bak bu kadar kişileri emanet, Allah emanet ediyor. Biz de size emanet ediyoruz. Yani bunu bu konuyu kavranma nispetinde sınıfa defterinle dosyanı girdiğin zaman gönlün aç. Ne sorarsa sorsun göreceksin yani. His nerededir, arş nerededir, vesveseyle vehim, efendim, cennet, cehennem, yani onu nasıl ilişkilendirecek, yani ona göre o nedir? Ne istersen çaprazlama yapsın, istersen işte dışta çarpımı yapsın, çok rahat edeceksin. Şimdi o şeceri hilkatten aşağıda bir adam vardı ya, insan, şimdi kaderi de aldı. Şimdi bu içeriye girdik, benim gömleğim. Benim atletim, benim vücudum, benim hayatım, istersen ustadın yaptığını sıralayayım. Vücut, hayat verildi sana, verildi. İnsaniyet verildi. İnsan olarak gelmedik biz bu. İnsan olmaya geldik. Ama Allah merhametle bu uçağına kadar insanlığı insansın kabul ediyor. Kelenamu benim adam. Daha aşağı düşüyorsun diyor insanlar. Sana takılanı bir daha okuyorum. 26. Ramazan. Vücut, hayat, insaniyet, İslamiyet, imanı tahkiki verildi. Ayrıyeten ustada iki şey bana verildi diyor.
İlmi Kur'an'ı hikmet-i mani. Asıl imam olduğu için. Çünkü geçmiş kavimlerdeki pislikleri ancak peygamberler temizlerdi. Ustad peygamber değil. E nasıl temizleyecek? Lut kavmin adeti var. Ama peygamber değil. Lut kavmin adetini bir peygamber kaldırabildi. Ha o zaman Lut aleyhisselam mazhar olduğu ismi azam onu kaldırmaya kim vazifeliyse bu asırda o da ona mazhar olması lazım. Mesuliyet veriyorsun, yetki vermiyorsun. Olur mu? Bu bina sana emanet ediyorum, Murat diyorum. Tamam, mesulsun. Yetkin yok. E nasıl mesul olacağım o zaman ben? Yetkin yok, mesul da olmaz. Bu asrın mesuliyeti imam mı, ustad mı? O zaman yetkisi olması lazım. Yetki de ismi azamdır. Onun için Risale-i Nur ismi azama mazhar olduğu için tesir ediyor. Değiştirilemiyor, olmuyor, kusuyor. Şimdi ne dedik? Benim gömleğim, benim atletim avami ifade ediyor. Benim vücudum, benim aklım, benim ruhum artık ben olan ben işte. Yok da. O Enes. Şimdi dışarıya çıkıyor. Tamam mı? Şimdi Ene'de ne var? İki tane şey var. Kafatas'ta gideceğiz bugünkü derste. Sonra dimağa geçeceğiz. Bu dersi kayıtta dinleyeceksiniz. Not alacaksınız. Ya tamam mı? Yani bu eğer hakikaten samimi dediğim gibi ben nasıl yurt dışı dahi Türkiye'nin neresinde olursa olsun seminerlere giriyorum. Çanakkale'ye, ilahiyata gideceğim böyle. Bir zaman bulursam bunun açılımını sunum yapacağım ilahiyata tefsir bölümünde. Davet edelim. Şimdi alıyorsun defteri nasıl rahat edebiliyorsun? Ne olursa olsun yani ne sorarsa bu sistem bu bununla alakalı böyledir. Bu da böyledir. Çaprazlama böyledir. Buradan böyle gidiyor. Yani bu bedenle kendini ifade edersen daha çok işin var bu dünyada. Şimdi bu Ene'de ne var? İki tane özellik var. Mecul'da da vardı. Allah iki tane. Bir nur, bir tane mana. Mana Allah yönümüz. Yukarıdan aşağı bakın bana. Yukarıdan besleniyorum. Bu yöne ben en iyiyim. Allah yönüme mana. Buradan aşağı, ayağımdan aşağı yaratılıyor mahlukat. Yapıyorum. Bu da nur. Allah'ın nuru semavatı vel ard. Tamam. Şimdi Eren'in bir dişe vuruşu var. Nur. Bir de Allah yönü var. Allah'a bakan yönümüz var. Mahluk ya berza. Bir böyle, bir böyle. Şimdi iman burada. İman burada. Kabul kalp sen. Tamam mı abi? Şimdi bu mahluk değildi şurası. Şundan aşağı artık mahluk. Burası arkadaşlar ruhtur. Şurası cevher, ruh cevheri. Mahluk değil. Tamam. Ruh cevheri. Kolu sıvaz diyorum. Sıcak olduysa açabilirsin, siz bilirsiniz. Bak şimdi, bu mausun olduğu yer cevheri ruhtur. Latife-i Rabbani dediği ne oluyor? Latife-i Rabbani çok aşağılarda, bak sana şöyle göstereceğim. Şurada, burada. Başka bir Latife-i Rabbani'yi ruh olarak da söylüyor. Ha, onun niçin söylüyor? Mesela diyelim ki senin bir sıfatın var, şoför. Arabada şoförlüğün gözüküyor. Ders anlatırken hocanın sıfatın gözüküyor. Yani Latife-i Rabbani'yi konuştuğu yerde müşahadetullah anlatılıyor. Ruh Latife-i Rabbani'ye. Çünkü niye? O da var onun sıfatı. Mesela bir tanesi soruyordu dün. Allah niye görmüyoruz? Allah gözükür de sorun sende. Sen görmüyorsun. Allah suç yapma yani. Gözükmez değil Allah gözükür. Latife-i Rabbani vazifesi olur. Senin çanak antenin bozuk. Çıplak gözle baktığın zaman semada uydu gözüküyor mu? Yok. Çıplak kulakla bakınca uydudan ses geliyor mu? Yok. Ama uyduyu koyduğun zaman hem resim geliyor hem ses geliyor. E gelmiyorsa uydunun değil senin çanak antenin sorunu. Uydu haşa Allah'ım ise çanak anten Latife-i Rabbani'ye televizyon kutusu bedendir. İçerisindeki sistem ruhtur. Latife-i Rabbani şeydir. Vicdanda irade zihniniz Latife-i Rabbani. Onun vazifesi nedir? İradenin, bak yazıyor görüyor musun? İbadetullah, zihnin vazifesi marifetullah, hissin vazifesi muhabbetullah, latifenin müşahadetullah. Bak orada, gördüm bak şimdi mesela, buna bunu kıyas edeceksin. Ha neredeymiş? Ha o zaman diyeceksin ki, ruh bir Latife-i Rabbaniye'dir diyor. Tabi bu şekilde kendisini müşahade konusu işleniyor orada. Oysa biz çok açık biliyoruz ki 136 Hutbe-i Şami'de Latife-i Rabbaniye, ruhun anasının esası. Ruhun anasının esası ve vicdanın dört unsurudur. Dört unsurdan bir tanesi budur.
Ruhun bir sıfatıdır yani. Anasıl esasında, esasen. Şimdi ruh ceberdir. Ruh burada ceberdir. Ceber ruh. Tamam. Şimdi mahluk değil, kanunlar gibi. Ruh da diyor bir kanundur. Peki ona Allah mahluk yapması için bir ona hayat takmış. Ziyaret. İki, kanun emri koymuş. Üç, zişurdur. Dört, vücud haricidir. Vücud haricidir, kanun emri, ziyarettir, zişurudur. Taktı, durur mu yani? Durmaz da civa gibi uçar gider. Bu sefer bunun etrafına bir latife-i rabbaniye manasında gılaf-i latif bir beden misaliyle sarmalıdır. Yani ruh ceverine ziyarettir, zişurdur. Kanun emri, vücud harici. Taktı mı abi? Taktı. Şimdi cesede koyacağız. Yani nasıl olacak bu? Hayatın içine koyacağız. Cesede kenar. Bu sefer ince bir buzdolabına sarılan şey ne diyorlar? Streç. Streç. Onu sardın. Onun adı graf-i latif bedeni misalidir. Ruhun. Ruh uçmasın. Dört özelliği dışarıya çıkmasın. İşkemesi dökülmesin diye. Tamam. Her şekilde anlatmaya gayret ediyorum ki kafanda kalsın. Peki bunu ne yaptı? Bu sefer bu graf-i latif bedeni misali olunca ruh oldu mahluk. Tamam mı abi? Mahluk oldu. Şimdi bu ruhun temelde Risale-i Nur'da iki vasıfla ana zikrediliyor. Bir, hüviyet-i şahsiye. İki, mahiyet insaniye diyor. Bu hüviyet-i şahsiyemi İslamiyet'le, İslamiyet'in varsa hüviyet-i şahsiyem var, şahsiyetin var yoksa şahsiyetin yok. Mahiyet insani ahlakla belirlenir. Ahlak huluklardır, huyların cemidir. Bütünlüğüdür. Fıtrat asliyedir. Allah Resulü bunun için demiştir. Dağın yürüdüğünü duyar görürseniz inanınız ama huyların değiştiğini duyarsanız inanmayın. Çünkü burası ceber olduğu için. Davranış demiyor huy. Davranışlarımız değişir. Konuşmamız değişir. Ama huluklar, huy, yapı, ceber, sistem değişmez buradan. Mahiyet insani demektir. Tamam. Umumi mahiyet mi yoksa şahsi mahiyet mi? Herkesin şahsi. Herkes de aynı. Şahsiyeti mahiyem. Peki benim şahsiyeti maneviyem duruyor. Burada bir havuz getirdik abi. Koy sen şahsiyeti maneviyeni. Sen de ben de koy. Onların toplumda şahsiyeti manevilerin toplamında şahsi manevi çıkıyor. Şahsi manevi hikaye değil. Anlayış değil. Bir inanç değil. Nur cemaatinin şahsiyeti manevisi canlıdır, ruhludur, hayatlıdır, şuurludur. Niye? Ruhtan çıkan ruhsuz olur mu? Topraktan çıkan hayat olacak, ruhtan çıkan haletler ruhsuz olacak. Böyle bir şey yok. Güneşten gelen parçacık fotonlar güneşin küçük özelliğini taşıyor. Nur ya nurani oldu. Ruh daha nurani. Dolayısıyla ruhtan çıkan halet şahsiyeti, mahiyetim, mahiyet insaniyem yani, mahiyetim, hakikatim ruhtan çıkıyor. Ruhtan kopuk olabilir mi? Şöyle diyeyim, misal vereyim de geçeyim. Kokudan ruhani. Balık kokusu, balıksız olur mu? Balık yok, balık kokusu var. Olmaz. Mahiyeti insaniyem, yani ruhtan çıkan benim bütünsel haletlerim ruhun aslını taşıyor. O havuza koyduk. O havuzda ne var benim ruh haletim? Ruhum orada. Timsali. Hani güneş değil ama aynadaki güneş. Ama güneşin hasiyetine sahip oradaki aynadaki güneş. O aynadaki güneşte yani o ayna havuz kabul edin. Hizmeti Nur cemaatin şahsi manevisini. O aynada benim güneş gözükmüyor mu? Evet. Oraya gözükürken aynadaki güneşte ısı yok mu? Işık yok mu? Yedi renk yok mu? Var. Ki bu nim nurani, yarım nurani güneş. Tam nurani olan ruh o zaman şahs-ı maneviye kendi hakikatini aktardığı zaman, bu çok önemli, şahs-ı manevi vefat anında bir şeyh gibi yetişecek. Bir veli gibi yetişecek. Sizi işte şahsız olmaz diyorlar ya, doğru söylüyorlar. Yani sekiratta ne yapacaksın? Doğru, kim himmet edecek? Doğru söylüyor. Peki dünyevi hayatta ne yapacaksın yani? Nasıl fikir, nasıl şey besleneceksin? Doğru söylüyorlar. Biz de kitap söylüyoruz. O da tatmin olmuyor. Biz de fazla olmamışız. Niye?
Kitabın eli ayağı yok ki, sekirat da sana nasıl yardım edecek? Abi okuduklarım değil yani, okuduğumuzun dışında bu ruhumuzdan an ve an şu derslerde dahi şahs-ı manevi aktarılıyor. Seninkisi de aktarılıyor şu anda kaletin. Peki ruhların cemi ruhsuz olur mu? Şu anda bizden dalga yayılmıyor. Balık kokusu balıksız olur mu? Adamın affedersin idrarını, büyük abdestini doktor istiyor. Doktor işte ne yapacaksın doktor bey? Senin içini seyredeceğim diyor. Ne var ne yok diyor. Lan benim idrarım, benim pisliğim, benim içimi dışarıya taşıyacak da benim haletim, kelamım, hissiyatım, duygularım ki göz mesela. Öksürme fazla. Hissiyatım ne yapar? Dışarıya taşındığı zaman bensiz olur mu? Bensiz olamaz ki. Yani idrar bensiz olur mu? Olmaz. Ses bensiz olur mu? Olmaz. Koku bensiz olur mu? Olmaz. Hatta İslam hukukunda şarap içenin kokusu necis ayindir. Normal bir adamın kokusu teri yani teri. Mübarektir. Senin teri mübarektir. Şarap içene sarılamazsın terli ise. Aynı necistir yani. Yani batını dışarıya taşıyor. Ne anlatmaya çalışıyorum birkaç dakikada beri? Benim ruhumdan çıkan fotonlar, güneşten çıkan fotonlar, güneşin hassiyetine sahip olduğu gibi ruhundan çıkan haletler de ruhundur, timsali suretidir, misali suretidir. Ruhludur, canlıdır, hayatlıdır, akıllıdır, şuurludur. Koydun mu abi havuza? Bak şimdi ne sorularını halledecek şimdi. Seninki nerede koy? Malzeme müstakbeli yok. Şimdi ezan okundu, okunuyor. Ha iyi, tamam tabii. Yok hayır yapsın, hoşuma gidiyor ben şöyle. Tabii böyle. Talebe yurdundaki gürültüler bana melodi gibi geliyor. O telefon şeyi olmam hassas vesaire. Biraz böyle dersiz samimi olsunlar diye yapıyorum. Tamam mı? Yoksa öyle ben camide de bazen yapıyorum. Düğünde de yapıyorum. Cenazemde de öyle bir problem yok. Niye? Lan buraya gelmişsin kapat yani. Daha adam gibi ol. Yani onu kastediyorum. Şimdi buraya havuz attık mı? Buraya attık mı? Benim aletimi. Hali seninkisi de attı. Onun için de at. Bu şahs-ı manevi geçmişte de var, gelecekte de var. Zamanla mukayyet değil ruh. O zaman sekerat da sana o yardım ediyor. Evleneceğin zaman, işlere gideceğin zaman, mektebe gideceğin zaman, vakıf olacağın zaman, ders dinleyeceğin zaman. Şimdi mesela kafana bir fikir veriyor. O şahs-ı manevi yapıyor. Layık olduğun için fikri bir aktif ediyor. Fikri. Fikir olunca kalp otomatik ayarından geliyor. Kalbin yanmaya bak. Abi ben böyle düşündüm vallahi, kalbim de yaptı. Ya senin fikrin. Birisi düğmene bastı. Elma yemeden, elma buradan lezzet alır. Hiç elma olmadan buraya elma merkezde lezzet alma yerine uyarılsa elma olmadan lezzet alırsın. İşte peygamberimiz diyor ki hadiste, ilim yapmadan ilim isteyeniniz yok mu? Nasıl olacak? Takmanızı artırın diyor. Tak, aşırmalık bak. Elma yokken lezzet alırsın. Lezzet alma yeri uyarılırsa. İşte şahsi manevi bir himmet, bir veli gibi imdadına sekeratta bu yetişiyor. Ve o senin şahsi manevin. Daha bu şey ikram söyleyeyim yani. Ve müjde söyleyeyim sana. O şahsi manevi senin seviyen kadı oluyor. Senin attığın ki 96 Kasım'ı da söylüyor ben bunu söylediklerimi. İşte 5 tane şart söylüyor. Şahsi manevi giriş, alma seviyen, İhlas, sadaka, takva, hizmet, iştinabı, kibayir. Derecene göre alıyorsun o şahs-ı manevi. Bir dile mukabine. Ha, sekeratta da senin Azrail'in o senin şahs-ı manevideki şahsiyetin cisimleşecek. Senin Azrail'in o. Tamam? Ha, şimdi ruh kargas anlattık. Dedik ki ceberdir, ziyayattır, zişurudur, kanener, vücud harici özellik takıldı. Ama bir naylon saracağız. Nasıl patlar o? O cesede nasıl koyacağız? Bu hayata nasıl koyacağız? O glaf-ı latif bedeni misali yerleştirilmiş. Ha bu. Tamam abi. Şimdi bunun adı kalp denmiş. Bu komplesi ruhun. Ruh bu mahluk oldu ya şu şey dört taneyi. Bu sefer ilk önce ene merkez. Çık dışarıya ruh. Çık dışarıya kalp. Tamam. Diş çemberi de ruhun kalp. Kalbin de iki ayağı var. Zannediliyor ki yani bazı risale okuyanlar için söylüyorum. Akıl kalpten farklı bir birim. Oysa mesela bak benim bak bir iki ayak üstünde duruyorum.
Bir ayağım bu. Bir ayağım bu. Benim kalp kabul edin. Kalp. Kalbim. Sağ ayağım vicdan. Sol ayağım dima. Kalbin iki tane ayağı var. Merkez efkarı dima. Mazar hissiyatı vicdan. Yani dima denilen sistem kalbin bir ayağıdır. Müstakil değildir. Yani öyle o ayrı o ayrı. Değil. Koparsa işte kopmuştur. Kopartırsa. Ama sistem olarak bak kalpten ayrılmış. Bak görüyor musunuz? Sonra bu dima. Kalp ikiye ayrılıyor. Dima. Ondan sonra vicdan. Vicdan. Şimdi dimada size vazifeyi vereceğim Allah nasip ederse. Hepinize mesela şimdiden düşünün. Birinize tasavvur vereceğim. Çalışın kardeşim. Bu hafta bir saat içinde tasavvuru, tahayyülü takdim edeceksiniz. Tamam mı? Şimdi buradan geldik. Buraya kadar geldik. Tamam mı? Kargaşa yapıyorum. Kalp ikiye ayrıldı. İkiye ayrıldı. Dima. Birinize tahayyül vereceğim. Şansınız yok burada. 7 kişi. Bir kişiye tasavvur vereceğim. Bak bu. Bir kişiye tahakkül vereceğim. Bir hafta o takdim edecek. Birisi ne dima paramparça edeceğiz. Kendimizi yöneteceğiz. Artık yöneteceğiz insanları. Bu nur adına. Yoksa adamlar hipnoz ediyor, subliminal yapıp insanları tesir altına alıyorlar. Ama bu sisteme nasıl hakim olacağını inşallah bir ders yaptık bu pazar günü Nasıl insanlar tesir, hipnoz ediliyor? Fiziksel ve manen göstereceğim o. Şekli gösterecek. Bu araya böyle yapılınca tesir altına alıyorsun onu. Şimdi dimağda ne mertebesi varmış? 7. En diş kabuğu, soğan kabuğu gibi tahayyül. Gir içeriye. Tasavvur. Taakkul. Tasdik. İzan. İltizam. İtikar. Bu sistem böyle çalışıyor. Genel malzemelerle. Ben kardeş anlatıyorum. Sonra bu İmbiklerden geçti mi 7 tane? Vicdana iniyor. Vicdanda ne var sistem olarak? Sistemi yapalım. En diş kabuğunda vicdanın soğan kabuğu gibi irade var, zihin var, his var, latife-i Rabbaniye var. İşlemleri nedir? İradenin ibadetullah, zihnin marifetullah, hissin muhabbetullah, latifenin müşahadetullah. Dünyadayken Allah'ı seyredersin. Latife-i Rabbaniye açılırsa Allah'ı seyredersin. Allah'ı görmemenin sebebi Allah sorunu yoktur. Senin sorunun vardır. Cihazın bozuk. Allah gözükmez değil. Ehl-i sünnet ve cemaat itikadında 347 Ehl-i sünnet itikad kitabı var. Tamam mı? Orada 347. sayfada Allah gözükür. Ama müşahede edilir. Ahirette rüyet edilir. Rüyetullah orada. Müşahedetullah burada. Hakikat orada. Sureti burada. Şimdi soru bizde. Bu diman 7 mertebesinden geçerse direkt iradenin etkiliyor. Bunları doğru kullanırsan bilmem iraden aktif oluyor. İrade aktif olunca ibadetullah. İbadet yapınca iraden artar. İraden arttıkça ibadetin de artar. A eşittir B, B eşittir A gibi. Peki ibadet artınca insanın zihni o yönde. Bak zihin akıl değildir. Akıl şuradadır arkadaşlar. Akıllı da inşallah yapacağız. 33 tane sıfatı var. Dün mesela 2 saat şu tahayyülde gözüken resimler. Yani gözüken resimler şöyle ders çıkacak. Biz nasıl düzeliyoruz, nasıl bozuluyoruz? 2 saat haritalı akıllı tahta almışlar. Mesela orada yaptım böyle elle çizerek vesaire. Yani bir görüntü insana fiziksel olarak nasıl mal oluyor? Mesela adam çalışıyor böyle terden solmuş. Pirinç getiriyor. Çalıyor pirinci getiriyor. Pirinç aynı. Pirinç aynı. Çocuk da aynı. Niçin çocuk bozuk oluyor? Pirinç bozuluyor mu? Niye çalıntıyla çocuk hayırsız oluyor? Onu anlattık. O tahayyülde nasıl şekilleniyor? Pirinç nasıl? O adamın çalma duygusu pirince nasıl yükleniyor? Nasıl sirayet ediyor? Sigara içmediğin halde başkasının sana sirayet ettiği gibi. Sigarası sana sirayet ediyor. Ediyor ya. Veya duyguları ediyor sana. Bakıyorsun diyorsun vallahi doğru konuşuyor ama en gerekli olanı gibi sokuyor bu ya.
Yani bunu vallahi sarmadı bu bana. Doğru söylüyor. Her şey doğru. Ama vallahi sarmadı demiyor musun? Heh. Orada sorun var yani. Şimdi vicdan demek ki kalbin ikinci bir ayağıdır. Vicdan dimağdaki bütünsellik, iradeyi aktif ediyor. Aktif edince ibadet, sonra zihin o yolda devam ediyor. Zihnin de vazifesi marifetullah'tır. Sonra his oluyor. Muhabbetullah da el hubbu fillah vel buzu fillah burada çalışıyor. Allah için dost olma, Allah için düşman ol. Eğer bir insan, hocam, abim bir bildiği vardır diye batına taraftar olan kişinin vicdanındaki his tahrip olmuş. Tamam mı? Bir bildiği vardır. Lan haram. İçki iç diyor şimdi. Allah diyor ki içme. Hocamın bir bildiği var diyor. Niçin bunu rahat yapabiliyor? Vicdanındaki hissi tahrip olmuş. İradesi tahrip olmamış. Zekatını veriyor. Kurbanını kesiyor. Hizmete koş diyor. Bak ibadetullah yapıyor. Konuşunca ağzı çenesi laf tutuyor. Çünkü marifetullah var. Fakat hissi tahrip olunca imanı buraya kadar geliyor. İman gitmiyor. Ve itikatları var onların, imanları yoktur. İtikatta kalır imanları. Bunu 142 sözlerde 3 kategoride insanı inceler. 1. Ehli iman, iman ettiği gibi. Ehli iman diyor, ehli itikat demiyor birinci şık. Ehli iman, iman ettiği gibi yaşıyor. Üçüncüsü, ikiye atlıyorum. Ehli dalalet diyor. Tamam mı? Ortadaki usta kendisi iştihad ediyor, yeni bir yöntem geliştiriyor. Yok başka alimlerde bu. Ya budur ya budur alimlerde. Ustad diyor ki ahir zaman olduğu için itikat ehlidir ama itikat aklidir, iman kalbidir. İtikadı var, imanı yok. Mesela onu uygulayayım. Çok alimlerin bocalayıp da izah edemedikleri şeyi bu ölçüyle bak nasıl çözüyorsun. Bazı Resulların yanındaki sahabeler mürtet olmuş. Sahabe mürtet olur mu diye çıldırıyor ulema, kıvranıp da duruyorlar. Çünkü onların sahabenin imanı var, nasıl bir şey yapıyor? İmanı yoktu. Dönenler itikatları vardı, üstad diyor, imanları yoktu diyor. İş atacağız da. Ayette de şey diyor abi, ey bedeviler siz Müslüman olduk deyiniz, Müslüman olduk demeyiz. Demeyiz, bu. Bu. Şimdi bu sistem burada bozulunca geçmiyor. Şimdi arkadaşlar bu komplesi kalp miydi bak? Şu kalpte bak. Bir ayağı dima, bir ayağı vicdan. Şimdi lümen şeytanı gördünüz mü? Kalbin içerisinde, kalbin kenarında ama ne vicdanı ne demanın içinde değil, kenarında bir lümen şeytanı var. Ama bu kalbin, kalpte, dima ve vicdanın dışında latife insaniye var. Sırlar var, hafiler var, ahvalar var, hep burada. Başka şeyler de var ama ben bir tane Risale-i Nur'da Barla'da bu geçiyor. Çok mühim bir sayfa izah ediyor. Latife insaniye 1,5 sayfa. 1,5 sayfa 276 Allah-u Alem. Orada izah ediyor Barla'da. Latife insaniye, tamam mı? Orada izah ediyor. Çok ilginçtir bu. Kalptedir. Latife insaniye latife Rabbaniye'den üstündür. Tamam herkes nedir bu? Latife-i İnsaniye diye bir dersimiz var 1,5 saat. Hollanda'da bir spor kompleksinde konferans vermiştik. 1 saat bunu anlattım. Yani Latife-i İnsaniye onu dinleyip notla almak lazım böyle. Çalışmışım resmi. Şimdi Latife-i İnsaniye dışarıya çıktığı zaman vicdani şuur olarak gözüküyormuş onun adı. Dışarıya vicdani şuur. Beşeriyetimize iniyor. Beşeriyetimize yani kalptaki bütünlük. Bak şu kalbi görüyor musun şurayı? Mouse'a bakın. Bu dışarıya çıkarken arkadaşlar latife insani bütünselliğe gelerek yani bu bütüne geliyor. Tamam mı? Latife insaniye topu oluyor, topacı oluyor, paketi oluyor. Sonra dışarıya çıkarken beşeriyetimize vicdani şuur. Bak vicdani şuur. O beşeriyetimize geliyor terzi bak abisi. Samet nerede? Ben buradan. Kaydım. He. Lümme-i şeytaniye de kendisini şeytan olarak dışarıya çıkarıyor. Lümme-i şeytaniye şeytan değildir, sistemin adıdır. Onun buradaki temsilcisi şeytandır. Lef-i mahfuz sistemdir, temsilcisi Cebrail'dir. Aşağı azam,
Sistemdir, temsilci. Şeytani insan kalbinde olan mı, hariçte olan mı? Kalbinde, kalbinin kenarında diyor. Kalp bütünsel ya, onun yani için bir kenarında duruyor. Kalp onların içinde. Çünkü zulmet de kalbe giriyor ya, bazen diyecek ki lümen şeytan nasıl giriyor? Küfür de kalbine giriyor. Bozulunca zıt da oluyor. Orada duruyor ama giremiyor. Mustakil yani bunlar. Şeytan değil o. Kalbe şeytan giremez. Lümen şeytani sistemdir. O dışarıya çıkarken bak 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 masuma bakın, masuma bakın. Ne olarak çıktı? Şeytan olarak çıktı. Peki kalbin bütünlüğü olarak ne çıkıyor maneviyat? Vicdani şuur olarak dışarıya çıkıyor. Bu nedir bizim beşeriyetimizdir. Üç tane şahsiyetimiz vardı mektubatta. 26. mektup. 26. mektup kaçıncı meselesi? 1, 2, 3, 4. Dördüncü mesele 10 meseledir. Birincisi Mevlüt-i Şerif. İkincisi insanda üç tane şahsiyet var. Üçüncüsü o var ya 15. sözde şeytan recmi şeytan meselesi var. Ha? Nedir o? Üç tane şahsiyet. Bir, evin kavga, evde kavga olmanın, talebelerin kavga etmesinin sebebi, kendi özgüveni batırıp da psikoloji ilaç içmesinin sebebi şu. Kendini üçe ayıramamaktan. Bir, sizin beşeriyetiniz var. Yersiniz, içersiniz, top oynarsınız. Top oynarız beraber. Tenis oynarız. Şaka yaparız, çay içeriz. Bak değil mi? Çay içeceğiz. Namaz kılacağız, latife yapacağız. Bu bizim beşeriyetim benim. Bunu karıştırmayacaksın benim şu anda. İkinci bir şahsiyetim var benim. Namazım, orucum, takvam, çalışmam, dikkat, titizim bana ait. Kimse yok orada. Benim. Üçüncü bir şahsiyetim yani kendime. Dellal-ı Kur'an olan Said-i Muvakkate makamında şu anda oturmam. Şimdi bu makamımı orada çay fındık yerken karıştırırsan sen karışık adam olursun. İşi çözemezsin. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ayşe validemizle yarışmıştır. Latife yapmıştır. Tamam? Ebu Bekir şey yapmıştır şunu. Ama vahiy geldiği zaman başka bir şahsiyeti var. Bir de kulluğu var. Tamam? Üç tane şahsiyeti var. Evde böyle bakabilse karısına bunu nasıl dediğin için dedin demez. Beşeriyeti çıktı canım. Şu anda beşeriyeti hakim. Bir de ubudiyeti var. Yani halet-i rüyesi, imanı. Bir de ders yaparken veya işte Kur'an okurken birisini anlatırken böyle bir şahsiyet var. Bu beşeriyetimiz. Tamam. Burada cem olmuş. Ama beşeriyetimiz de asıl kaynaktan da tamamen kopuk değil yani. Yani ahlaksız, şerefsiz, şahsiyetsiz, kimliksiz ve kimliksiz bir beşeriyeti olmaz bu adam. Varsa iki tanesi de bozuktur. Mesela ben bu makamdan çıkın. Tamam. Beşeriyetim buna benzemez diye uygunsuz şeyler yapabilir mi? Yani haddini bilip hududunda olacak yani. Meşru dairede olacak. Unutmayın. Allah'ın haram kılmadığını kendiniz haram kılmayınız. Mevcudatta, eşyada, varlıkta, çocuklarda, gençlere anlatırken öyle diyeceksiniz. Mevcudatta, eşyada, varlıkta esas olan mubahlıktır. Allah haram etmediği her şey mubahtır. Allah haramları sayar, Kur'anları, helalleri saymaz. Çünkü nimet Allah ratusu'ya sayılamaz o. Mesela kandan ve sütten 8'er tane şey var. Mahreminiz var. Ama gerisi helal. Ta Arabistan'dan bir şeye kadar. Yani mubahtır esas. Demek ki Allah haram etmediği bir şeyi kendinize haram etmeyiniz. Ama asliyetinizi de bozmayınız. Edep orada oluyor. Şimdi beşeriyetim oldu mu abim? Bir tarafta şeytan, bir taraftan manevi vicdan. Geldi mi beşeriyetim oluşturuyor? Bak. Sonra bu beşeriyetimden dışarıya çıkarken nefis denen bir şey var. Nefis deyince hemen kötü anlıyoruz. Risale-i Nur'da nefis deyince bir manada insan manasında, bir manada nefsi emmare. Nefis 7 tane şey vardır. Nefiste özellik var. Nefsi emmare, tamam mı? Şurada. Nefsi emmare 1. 2 tanesi nefsi levvame, mülhime, mutmaine, raziye, maziye, safiye. Hani şer mi? Allah bunlara yemin ediyor. Billahi sirlevvame diye yemin ediyor Allah. Demek ki
Nefis 7'ye ayrılıyor. Enşeri, enşeri derken bir tane şer var. Nefse mavi. Diğerleri mübarektir. Tamam. Nefis mübarektir. O kürsten takılmıştır sarı yerden. Onun için bak sarı renk kullanılmıştır. Yani şu renk rastgele kullanılmamış. Hepsi bilinerek kullanılmıştır. Taksiler niye sarı kullanılmıştır? Taksi. Misafirsin. Biraz sonra çıkacaksın kardeşim. Fazla burada bel bağlama bu arabaya. İyi oldu, kötü oldu, takdir ve tenkit yapma. Gideceksin işte. Yani misafirlik manasında bu renk kullanılıyor. Oteller, şeyde, lokantalarda, meşhur lokantalarda masa ve dekorlar kahverengi kullanılıyor. Yesin çabuk defolsun diye. Çünkü başka müşteri gelecek. Eğer açık ve rahatlatıcı renk olsa kimse kalkmıyor. Onun için yatak odalarında donuk renk kavgaların bir sebebidir. Rahatlatıcı renkler olması lazım. Basitliği çok ciddidir. Şimdi nefs-i safiye mesela adam öyle nefs-i safiye var. Peki öyle olan bir kişide nefs-i levhame falan da var mı? Var tabii. Çünkü neye benzer? Sen şimdi üniversite diploması biliyorum. İlahiyat mezunusun biliyorum. Öyle değil mi? Şimdi ilkokul diploman yok mu? Ha. Sen şimdi lise diploması işçi alıyorlar diyelim. Aa geldin üniversite diploması. Kardeşim biz üniversite diplomasıyla almıyoruz. Liseyle alıyoruz. Şimdi safiyede zaten ötekilerde var. Otomatik. Ama raziyede safiye yok. Şimdi nefis dedi ki kuvve-i vahime ile buraya nefse taşındı. Bunun bir tarafı vesvese. Şimdi nefiste nefse emare ikiye ayrılır. Bu da çok önemli. Maddi nefse emare, manevi nefse emare. Maddi nefse emare alem-i şehadetteki bütünsel haliki bedensel dayatmalarımız. Uşkurluk mide. Tamam. Bedensel hazlarımız, yatak, lüks araba, lüks telefon, ikide bir telefon değiştirmeler, maddi özellikler. Bu maddi nefse emaredir. Maddi lezzetler mi var? Manevi nefse emare çok önemli. O da kaça ayrılıyor? 5 mi? 2, 4, 6 mı? 1. Heves. Sakın heva demeyin. Heva ben de burada biliyordum. Çok uğraştım hevaya. Belki de bir ay uğraştım. Burada değilmiş. Heva acayip bir özellik. Heva başka bir yerde. Heva, Allah'u alem, hatırladığım kadarıyla vicdandaki hissin içinde. Tamam. Tek tek göreceksiniz tabii. 30 sene bunlara çalışıyorum. Yani, ama sizin iyiliğiniz şu. Siz 30 sene çalışmayacaksınız. Buraya basıp çıkacaksınız. 1 saatte 2 saatte atlayacaksınız. Siz bunları nerededir diye bağışlamayacaksınız. Bunu ben kendime nasıl yerleştireceğim diye uğraşacaksınız bundan sonra. Bunlar birisi yapmış zaten. Yani yeniden Amerika'yı keşfetmeyeceksin. Zaten yapılmış. Siz daha ileriye basıp çıkacaksınız. Onun için heyecanla anlatıyorum. Çünkü çok değer veriyorum. Ben size siz diye bakmıyorum. Bir sürü sınıf bakıyor size. Bu kadar insanlar bakıyor. Bu kadar. O çocuklara da çocuk diye bakmıyorum. Yarın babadır. Birisinin o çocuk evladıdır. O çocuk bir tanesine baba diyecek, bir tanesine anne diyecek, abla diyecek, gelecekte oğlum diyecek, dayı olacak, amca olacak. Ben o çocuklara çocuk diye bakmıyorum. Onun için heyecanla geliyorum buraya der. 2-2,5 saat vererek. Ben bir çocuğa çocuk diye bakmıyorum. Sana sen olarak bakmıyorum. Bana dedi ki, Siirt'e gidecek, hem terimus ettireyim. Siirt mi? Daha kötü bir yere gitmiş yani zahirde. Abi dedi ben dedi öğretmen atandım. Nasıl öğretmen olmamı tavsiye edersin? Sen talebe ol. Nasıl öğretmen olmasını isterdin? Sen öyle öğretmen ol. Öyle olun diyorum size de. Onun için şefkatli olun da demem. İyi de davranın demem. Sen talebe ol. Ondan sonra kendi kendine hitap et. Kendi kendine davran. Nasıl davranılmasını istiyordun? Öyle yap. Peki yapmadın. Onu kaçıracağın gibi seni de talep edecek. Onu kaçırmanın, ona zarar vermenin bedeli nedir biliyor musun? İçerisine bir sıkıntı konulacaktır ve seni Allah buradan def edecektir. Bir böyle bir duygu verecektir. Tam işi, işine son maaşına zam. Çünkü ah yerde durmaz. Zannediyor musun ki o gizli kalmıştır? Kim kazanıyor? Kazandıranlar. Kazandırmaya çalışanlar kazanıyorlar. Ama iş olsun, süs olsun, laf olsun, torba da olsun konuşanlar... Bunu da biliyor kısmen. Bak 37 tane vakıf vardı Zeytinburnu'da. Açık seçip gördük. Sonlarına yetişti şu Said Lanifi de onlar da gördüler. Yani kimisi kabirde, kimisi yoklar. Ne meziyetim vardı benim. Aynı bu heyecanla, aynı bu aşkla hiçbir şeyle meşgul olmadım.
kavgaymış şundur, abun şahitsiniz. Öyle demiyorum. Mesela burada bana kavga çıkarsanız, kavga etmem, çekip giderim. Fefir, bir daha beni bulamaz. Kavga etmem. Kavga olduğu yerden kaçarım. Ne yaptım? Baktım ki sıkıntılar var, bir şey anlatıyorum. Yani televizyon. Baktım, çekip gittim Zeytinburnu'na. Almanya, Avrupa hizmeti başladı. Kırıkan hizmetini o zaman başladı. Kırıkan 92'de başladık. 94'te yer açtık. Polatlı 92'de başlattık. Niye kalkıp Zeytinburnu'na Polatlı'ya gidiyor? Birisi sana füzeyi taktı işte. Peki kötü mü oldu? Benim için kötü oldu ama hizmeti için çok güzel oldu. Ne yaptım? Kavgaya asla girmem. Beni kimse sahaya çekemez. Allah'ın izniyle çekilmem. Kavga olduğu yerde ben yokum. Münakaşa olduğu yerde ben yokum. Mesela siz inatlaşsanız, yok değil, ikna etmeye çalışırım. Hala cahilane inat edersen ben izah etmem daha. Peki kardeşler. Tahmin ettiğiniz gibi size ne kadar şeyler geliyordur tahmin edin. Peki kardeş. Çünkü Hazreti Ali diyor ki çare üretmeyen tenkit tahriptir. Bu böyle değildir. Tamam. Nasıldır? Bilmiyorum ama değildir. Kale almam. Ama çünkü dese ayağımın altı benim kafam üzerindedir. Niye? Kefene girmeden önce hatamı düzelteyim. Ve bu çok delilim vardır. Ve Rize'ye genç diye anlatıyorum size. Gençsiniz. Rize'ye iki sene değil de ne kadar kaldı? Ben tam bitmiştim. Nöbete gittim. Tam bitti. Koptu. Burada sorun var. Kardeşim ben kavga etmeye mi geldim bu dünyada? Münakaşa etmeye mi geldim? Sıkıntı. Ben bir sürü çıkarımlar yapacağız. Risale-i Nur'un malum kelimelerini tıkır 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 para sayar gibi makineyle ders yapmak ben şey yapmıyorum. Zaten onu evde de okur. Ustam diyor ki malum geçmiş diyor malumatları çıkartmayla vazifeli değiliz. İstihrac-ı esrarla meşgulüz diyor. Ustad Kur'an ve hadisten nakletmiyor, istihrac-ı esrar ediyor. Bize ne düşüyor? Biz Risale-i Nur'un direkt şeyini değil, onun vereceğiz başka vazifemiz. Onun direkt kelamını vesairesini vereceğiz tabii. Yenileri. Ama kendi dünyamızda istihrac-ı esrarla meşgul olacaksın. Ayakta durursun. Ülfetin kırılır. Yoksa tarmar olursun. Şimdi nefisten açıldığı için manevi nefse manevi için ne var? Bak heves var. Damar var. Asap var. Tabiat var. Şuursuz körüsiyat var. Tamam. Şöyle diyeyim. Maddi nefse emare, mide ve uşkurluk temel merkezli. Manevi nefse emare, gurur, kibir, önaniyet. Herkes beni sevecek, itaat edeceksin. Hakim olmak, lider olmak, bilmem ne yapmak. Tamam. Lider olmak, istemek liderlik sebebi değil. Fıtridir. Bir tane örneğini söyleyeyim. Yolda yürürken, herkesin yürüdüğü yerden yürüyenler lider tipler değildir. Mesela havalimanından çıkıyorsun. Bir sürü geniş. Bu yollar samitte. Bakıyorsun ki bir kadın veya bir arabayla giderlerken şu yolda şu eşya vardı, birileri vardı. Bir tanesi böyle gitti de ondan sonra böyle gidiyor. Bak olanı söylüyorum. Böyle giderken bu önünde kadın müşteriler vardı, yolcular. Karabalıktı. Ne yaptı? Buradan dolandı. Böyle gitti. Bu kalktığı halde arkadakiler hala böyle gidiyor. Buradan böyle gitmezler. Bu sürü tipleridir. Yani lider tipler zaten affedersin Anadolu'da derler ya falan şeyiyle bellidir. Her şeyde de öyle. Yürünen yolda da gitmezler. Tamam, keçi gibidir yani. Mesela lider şeyde bunu beni bir misal için söyleyeceğim. Şimdi Türkler indi. Tamam mı? Şurada şeyler varmış demek ki bizden önce. Buradan gidiyorlardı. Polis duruyor ya böyle gıdamı da getirdi mi? Ondan sonra çevirdi bizim de şimdi bize söyle bizim arkadaş bana naklediyor. Ya bu Türkler hepsi lider tip dedi ya. Ya dedi diğer millette bakıyor aynı gidiyorlar. Türkler bir tane buradan bir tane buradan bir tane buradan. Yani birisinin yerinden gitmiyor diyor. Gülüyorlar yani. Nasıl bir millet diyor ya. Kadını da öyle diyor da onu birbirine söylerken bizim Halil İbrahim abi diyor bak böyle diyorlar diyor. Arka lastiklik yok yani. Yok yani acayip bir şey. Hep ön lastik yani. Şimdi efendim buraya geliyoruz ders zaten. Buradan da bu bütünsellik enaniyet. Dedi ki enaniyetin üç tane manası var. Bir ene. Ene melekut. Enaniyet mülk.
Enaniyet, o nefis konuşmuyor zaten, o burada. Şimdi geldi, enaniyet emirden söyledim ya. Enaniyet neymiş? Kainata bir rüznamedir. Kainata güzel bir takvimdir. Cami bir aynadır. Enaniyeti görüyor musunuz bak enaniyet? Ustadın emirden de. Mükemmel bir haritaymış. Mühit bir filisteymiş. Hassas bir mizandır, doğru bir mikyastır. Dişa çıktığı zaman bu, bizde liste, aseni takvim, fezdeke, anahtar kürçe oluyor. Nefsin antika oluyor, kainatın nefsin antikası peygamberimiz. Filiste oluyor, mizan oluyor, mikyas oluyor. Bu enaniyet. Enaniyet de ene arasındaki farkı söylüyorum. Buz, su. Buz enaniyettir, su enedir. Ene mülk, melekuttur, enaniyet mülktür. Odun enaniyettir, içindeki nur enedir. Tamam, mülk melekut. Şimdi enaniyet vücut bulmuş şekli oluyor zaten enemizin. Ha enemizin. Enaniyet yaptın diyoruz mesela. Vücut buldu ortaya çıktı. Evet ortaya çıktı diye. Şimdi bak arkadaşlar bir kuş bakışı bakalım biraz da ufaltayım. Bu. Görüyor musunuz? Bu sistem sen. Röntgen. Nerede arıza var? Hemen bulacaksın. Şurada mı burada mı? Daha çok insanlarda burada arıza var. Şimdiden bekletmeyelim. Buradan bir daha hepinize vazife dağıtımı yapalım. Bir daha hafta değil. Bir dahaki hafta bir arkadaş ben haritayla destekleyeceğim. Şuradan herkes bir tane alsın. Şuradan. Herkes derken buradan da alabilir. Ne yapar? 7 kişiyiz. 4 da burada. 11. Kaç kişiysek özel. Şimdi seçin değil mi adam? Ben buna çalışacağım. Ondan sonra ben size kurak yapacağım. Sen haftaya çalışacaksın diye. Seçin herkes bir tane seçsin. Vereceğim. Hepinizi alacaksınız. Evet arkadaşlar. Tasavvuru ben Halim'e alayım. Yaz hemen. Yaz. Tasavvur. Yaz ismini. Kim aldı? Hemen. Şimdi sen tutayım abi ben. Sen az önce. Şükrü tasavvur diyeyim. Yaz abi. Sen yaz. Ha. Tasavvuru sen aldın. Şükrü. Seç. Evet. Dur düşün. Bana bakmayın. Oraya bak. Alacaksınız. Ya yukarıdan 7 tane de ya aşağıdan alacaksınız. Şimdi şeyden değil mi abi? Değil mi arkadaş? Şu. Tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, irtizan, dikkat. Yani külliyatta itikatlara bakacaksın. Ne yapacaksın biliyor musun? İlgini çekten paragrafı aynen üşenmeden o cümleyi yazıyorsun. Cümleyi anladığını yazıyorsun. Yani araştırma o. O cümleyi yazıyorsun paragrafı, anladığını yazıyorsun. Mesela yapayım size. Göstereyim abi. Mesela bak. Metin. Anladım. Metin anladım. Metin emirda 266. Metin mektubat 11. Metin hiç üşenmeden anladım. Çıkarımlarım demişim. Tamam mı? Bak. Metin böyle. Bak. Mesela vesveseden, beyinden kurtulmanın en keskin silahı. Mektubat 456. Metin izahlarım. Metin izah. Metin izah. Kırmızılar metin oluyor. Mavi. Kırmızılar metin. Böyle defteriniz olacak. Öyle artık yok. Geçti artık mama dönemi. Şimdi artık. Evet onun için metin alıyor. Okuyorsun anladınız. Sen ben senden ben serisini bir şey istemiyorum. Ama artık bundan sonra sizin iyiliğiniz. İşte ben alayım. Hangisi? Yaz. Tahayyülü de bana ver abi. Ha? Harika. Kim bakayım Tahayyül? Ha harika. Çok mu zor? Yok yok yok. Harika. Yeni yaptım da şey onun için. Dün pazar günü. Latife-i Rabbani'yi ben alayım abi. Latife-i Rabbani'yi Ömer abi. İzanı ben alayım abi. Tahakkülü de bana yazar. Bak gördün mü? Yazar mısın abi hepsini? Tahakkülü de ben aldım abi. Tahakkülü mü aldı? He. Tasdik alan var mı? Yok mu? Tasdik alan yok. Tasdik de bana yazar abi. Evet. Yani paragrafla okuyorsun. Oo çok ilgi. Hemen yaz. Anladığını. Kaçırma. Ben anladım zannetme, kaleme yazmadıkça gelmiyor. Çünkü Mustafa ilk önce bu. Tahakkül. Abi de ben buradan şeyi anladım az önce. Hani sen dedin ya şeyler oluyor, hatalar oluyor his eksikliğinden dolayı. O eksikliğin olması muhabbetullah'ın
o muhabbetullah hissini uygulamamasından dolayı değil mi? Evet, yansımaları bu. Hem sonu hem de nedeni oluyor. Nedeni oluyor. Aynen. Aynen. Bak, al abisi. Sen aldın mı? Hepsi aldım. Abi bir önümüz hafta hani... Böyle... Kaç bir dakika. Kim bir... Tahir alan kaldırsın elini. Tasavvur alan kim? Tamam. Taakul. Taakul. Peki tasdik. Peki izan. Tamam. İltizam. Samet olsun. İltizam. Samet. İltizamı Samet'e verelim abi. Samet şu an yoktu. Tamam. Gitti. Peki itikat. İtikat da şey veriyoruz. Hanefi'ye. Abi misafirim ben gideceğim. Ne zaman gidiyorsun? 1 Kasım'da. Daha 1 Kasım'a 10 gün var. Gideceğim abi gideceğim. Ha? Ziyarete gidiyor mu? Şeyleri. Abilerim, ablalarım. Ondan dolayı. Yani gene kaçıyorsun yani. Ne kaldı abi geriye? Şansım bir var. İtikat var. İrade var. Zihin var. O kadar. 3 tane galiba. İtikat, irade, zihin değil mi arkadaş? İtikat mı kaldı? İtikat, irade, zihin, his almış mıydın? Ben aldım abi. He, his. Tamam. İtikat, irade, his. Yo yo, zihin. İtikat, irade, zihin. Onları bir yaz. Peki, arkadaşlar, bu haftaya kim takdim edecek? Ben ederim diyeceksin. Boşta kalanı veririz. He, tabii. Yani bir saatte bitireceksin arkadaş. Okuyacaksın, korkma ya. O paragrafı yaz, anladığını yaz mutlaka. Bizi burada takdim edeceksin. İlk tahayyülden başlasın işte, tahayyül tasavvur sıra sıra gitsin. Yok, yani o ben çalışırım diye. Şimdi adama biraz haksızlık olur, ben tahayyül aldım diye. Demirhan çok haksızlık. Çok haklısın. Çok haklısın. Şimdi... O zaman şey Sayın, sen önümü saftan vereksin. Tasdiği sen takdim ediyorsun. Kura haktır abi, kura çekin. Peki, kura. Peki, şöyle kura... Kura nasıl yapıyorsunuz? Kağıt versene. Kağıt versene. Yırtma da, bir yazıktır ya. Boş geldin. Tarafsız olan biri seçsin. Tarafsız olan biri seçsin. Tamam, ben seçmeyeyim. Ben seçeyim. Böyle gözümü kapalı şey yapacağım. Yaz isimleri böyle karıştıracağım, bir tane seçeceğim. Abi böyle sen. Ver bana. Dur abi. Ver bana. Hey yap. Ver abi. Hepsini bana ver. Bir dakika. Hepsini ben yazacağım. Ver abim ver. Bak şimdi. İlk bana çok... Yıkma. Şeyi ver. Büyük kağıdı ver. Herkeslere düşünüyor. Bir dakika. Tahayyül yazıyorum. Tahayyül. Ben güveniyorum. Korkacak ne? Tasavvur. Tasavvur. Taakkul. Samet burada değilken Samet. Samet ders çıktı sana. Tasdik. İzan. İzan. İltizam. İtikat. İtikat yok değil mi? Yok abi. İtikatı bir şey yapmıyoruz. İtikat boş da abi. Ha. His. His. Latife Rabbaniye bir de şey bak şöyle diyeyim tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, his, Latife Rabbaniye değil mi, bu kadar. Tamam, şimdi ben kalk diyorum, çekiyorum şeyinizi. Bana çok zor. Ben dedim de bana çıkmadı şimdi. Kura çekme kaçtır. Yani açıldıktan sonra çok güzel çalışmalar çıkacak. Acayip, acayip. Yani herkes bu sisteme hakim olacak Allah'ın izniyle. Sen abi ilk baştan nazar atmasın. İlk baştan nazar atmasın. Hiç merak etme. Harika olacak. Daha ummadığım şeyler çıkacak. Yani çünkü masum, saf, temiz, Cenab-ı Hak başka bir şeyler de veriyor. Sen yazmıştın değil mi kimin ne olduğunu? Yazdım abi burada benim. Tamam. Karıştırıyorum arkadaşlar. Noterin huzurunda.
Tamam. Kamera çekiyor. Bismillah. Attım. Kamera çekiyor. Evet. Çeksin kamera. Daha güzel çekiyor. Peki. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fetta. Allah ve layla. Diğer tarafa. Bu. Bakalım. İzan. Tasdik Yapma abi. İltizam. Samet. Yok mu? Yok abi. Abi kayda gitti. O zaman onu es geçiyor çünkü dersi dinlemedi. Dersi dinlemedi. Tamam. Allah'ın hikmeti inan aklım kalbime geliyor. Abi o video adama gelirse ne yapacağım diye. Hasan abi videodan izler ya. Bak şimdi tekrar karıştırıyorum. Zaten huzurunda tekrar ikinci. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın hikmeti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ben bana küçükçe. Bismillahirrahmanirrahim. Boş ver. Boş ver. Şu an kim hissediyorsun abi? Ya inan bana etmiyorum. Birincisini onu hissediyordum. Ben işte. Tamam. Allah Allah. Tasavvur kim? Benim abi. Ben çıkacağım. Tahayyül. Mücahit. Çok heyecanlı oluyor. Millet hissediyor abi. Allah Allah. Enfüsü dersi yaradı. Bismillahirrahmanirrahim. İlkler başladı. Kim hissediyor? Ömer seçik. Evet, o da sensin abi. Saydam çıkacak. Artık çıksın abi. Tasdik. Üçüncü. Tasdik sen misin? Sen misin? Sen bilerek mi başladın? Yok. Öyle geldi. İçimde de söyledim. Herhalde artık sensin dedim mi bu? Bismillahirrahmanirrahim. Hadi baba sen çıkıyorsun. Artık korkmuyorum. Kaçıncı hafta oldu tam sana? Bir ay geçti herhalde. Yazan abi. Sıkıntı yoktu. Tahakkur. Vay be. Bak dedim mi? Hocam bu çocukta bir şeyler sıcak hissediyor. Hasan abi bu işte ne iş var? Yok. Daha karışmayayım o zaman. Ben Muhammed çıkıyorum. Şöyle dik elim uzattığım zaman kafam oraya gidince diyeyim herhalde bu. Bismillah. Yok şimdi bir yere bakmayacağım. Daha sil bak. Sonra diyecek kafam. Muhammed. Evet. Muhammed çıkarsa abi sen. Evet. His. Benim abi. His kim? Daha ben çıkarım. Abi böyle kim kalır? Muhammed sen de böyle alır. Ahtaf diyecek. Evet. 5 numaradan abi. 5 numarası. Bismillahirrahmanirrahim. Ben Mahmut. Kim kimle kaldınız? Mahmut da sen mi? Şemahmet'le. İzan. En sen Ömer sen misin? Evet. İlk sen mi söylemiştin? İzan Muhammed değil mi? Ben söyledim abi. Allah Allah. Cevabı oldu abi. Allah Allah. Allah mübarek etsin. Tamam. Ezan okunmuş mudur? Okundu abi. Tamam. Hemen çıkalım. El Fatiha.